Merhabalar, ben Köfteniz Köfte ve baştan aşağı Greg Tekin'in yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümde normal makineleri tanıtmıştım. Bu bölümde multiblok makinelere girişeceğiz. Fakat multiblok makineler multiblok oldukları için inşaatlarını size göstermem lazım. Öncesinde zaten bir tane multiblok makineyi biliyorsunuz. Bu arkadaş. Bronze Blast Furnace. Ancak bunu daha sonra upgrade etmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra burada her makinede, multiblok makinede neredeyse ortak olan bir dizim alet söz konusu. İlk olarak Blast Furnace'ımızla başlayalım. İlk craft etmemiz gereken şey Electric Blast Furnace. Bu şekilde craft ediliyor. 3 tane circuit ya da good circuit. Bir tane heat proof machine casing. O da bu şekilde. In wireframe falan. Tin cable ve blast furnace. Normal 3 tane furnace. Eğer buna bakarsak neler yapmamız gerektiğini bize söylüyor. İhtiyaç duyduğumuz şeyler. İlk olarak 16 tane heating coils. 3 tane coilimiz mevcut. Bunlar kapır nikel, kental nikrom. En basiti kapır nikel. Ve ilk bununla başlamamız lazım. Kapır nikel nasıl elde ediliyor diye soracak olursanız. Alloy Smelter'da uzun bir recipe araması sonucu kapır ve nikel. Zaten adından belli. 16 tane lazım. İlk yapacağımız Blast Furnace'da bu olacak. Evet, yapalım. Bunun dışında başka neler lazımmış? Bir adet input, bir adet output, bir adet energy hatch, bir adet maintenance hatch, bir adet de muffler hatch. Nerelere yerleştirmemiz gerektiğini söylüyor. Ve heatproof machine casing kalanına. Evet. Input bus. Bir saniye. Maintenance hatch almışım. Evet. Input bus. Karıştırdım biraz ortalığı. Oops. Neyse, bununla uğraşmadan. Input, output, maintenance, muffler ve energy hatch. Bunun yanı sıra birazdan değineceğimiz başka bir energy hatch'e birazdan değineceğim. İlk olarak blast furnace'ımızı koyuyoruz. Sonrasında koymamız gereken önemli bir şey input bus'ımız. Input bus'a bakalım. İçinde böyle bir slot var. Ayrıca bu şekilde aratırsanız birden fazla input bus göreceksiniz. Özür dilerim. Aralarındaki farklar nedir diye soracak olursanız. Hepsi daha kompleks makineler, machine hull'larla yapılıyor. Ve her birinin kapasitesi daha fazla. Bunun bir tane slotu var. 4... 9 gibi bu şekilde artıyor. Output bus. Ve maintain hatch. Evet. Ardından ilk olarak medium voltaj enerji hatch'i üretebilmek için alüminyuma ihtiyacımız var ve alüminyum içinde buna ihtiyacımız var. O zaman yapmamız gereken şey şu. Low voltaj döşemek. 3 tane döşemeniz yetiyor deniyor. Fakat ben 4 tane döşeyim derim. Ama bir 3 taneyle deneyelim sizle beraber. Ardından yapmamız gereken diğer kısım kapır nikel heating coil'lerimiz. Bu arada neredeyse her blast furnace recipe'si ...2048 dedim. 128 EU tüketiyor. Bu böyle gelecek. Ve tamamdır. Renkler değiştiğine göre Blast Furnace'ımız hazır. Şimdi yapmamız gereken şey... Hatırlarsanız... Battery Buffer... 3 tane low voltage battery buffer.
Koyacağım. Ve henüz değinmediğimiz bir nokta olan coverlardan solar panel coverına gireceğim. Ama bunların konfiglerden açılması lazım. Ve pil. Evet. Aa tabii. Teklilerini almışım. Bu lityum pil de gelsin. Sizinle beraber 3 tane oluyor mu ona bakacağız. Ve bir tane alüminyum dastımızı atalım içine. Evet, tabii öncelikle yapmamız gereken önemli bir şey. Maintain Hatch önemli bir sebepten ötürü takılıyor. Şurada gördüğünüz gibi. İlk olarak şu listeye bir bakarsanız bayağı bir problem var. Bunlara screwdriver'la tıklıyoruz. Screws are missing kısmı gitti. Something is stuck. Something is stuck için soft hammer. Evet. Normal hammer. Şurada plate'lerle alakalı bir şey. Sonrasında pipe is loose. Onda da wrench. Ayrıca crowbar. Evet. Şunu çözmenin şu an tek bir yolu var. O da duct tape yapmak. Ancak duct tape yapmak için medium voltaja geçmemiz lazım. O yüzden şu an o olmadan çalışıyor. Sadece fazla enerji tüketiyor. Çalıştırmak için soft hammer'ımızı alıyoruz ve evet. 3 tane yetmiyor. Ya da low voltage enerji hatch demişim. Evet. Amperimizi yükseltelim. Ve bu şekilde yerleştirelim. Evet, amperi yükselttikten sonra bir deneyelim tekrar. Alüminyum. Evet, tekrardan soft hammer. Evet, amperi yükseltmemiz gerekiyor. Ve bu şekilde çalışıp başlangıç düzey alüminyumumuzu elde edeceğiz bununla. Tabii şu an işlemi durdurmak için şunu yapıyorum. Ve şunları silelim hemen. Peki. Yeterli alüminyum elde ettikten sonra ne yapıyoruz? Bunu çıkartıp yerine bunu takıyoruz. Ardından şunları koyuyoruz. Ve eğer steel işleyecekseniz şunları atalım. Voltage battery buffer yani. Input hatch. Steel işleyecekseniz gereken bir arkadaş bu. Hı.
Kendisi sıvı koymamızı sağlıyor ve steel işlemek için buradan oksijen koymamız gerekiyor. Evet. Ve şu anda blast furnace'ımız hazır ve şuraya artık duct tape koyabiliyoruz. Duct tape tek kullanımda her problemi çözüyor ve bu blast furnace'ımız hazır. Sonrasında ardından Evet, burada vacuum freezer'a geçmemiz gerekecek. Buradan itibaren şunları geçiyorum. Vacuum freezer'a atlayacağım. Ve siz de gidebilirsiniz. Ardından multismelter. Multismelter'a birazdan değineyim. Daha da sağlıklı olur. Öncelikle vacuum freezer'a geçelim. Şimdi vacuum freezer bizden ne istiyor? Bir input, bir output, bir enerji hatch, bir maintenance hatch ve bunlar herhangi bir yere gelebilir ve heat proof machine casing. Bunun yapımı bu şekilde. Uğraştırıcı bir makine. Bu da bu şekilde. Alüminyumla. Evet, tekrardan bakalım. Bir input bus, bir output bus, bir enerji hatch, bir maintenance hatch. Tamamdır. Bunları herhangi bir yere koyabiliyormuşuz. O zaman output, input. Tabi bu controller tamamen ortaya denk gelecek. Maintenance'i şuraya koyalım. Enerjiyi de buraya koyalım. Geri kalanı da evet, ortası boş olacak şekilde heatproof machine casing. Hayır, frostproof machine casing, pardon. Ve evet, multibloğumuz oluştu. Ardından duct tape'imizi koyup battery buffer, medium voltage battery buffer, ve medium voltage battery. Evet, bu arkadaş nedir diye soracak olursanız, tabi burada hot ingotları göremiyoruz fakat hot ingotları bunun input'una atıyorsunuz ve bu anında onları soğutuyor. Vacuum freezer'ın olayı bu. Bu sayede kental ve nikrom coil'leri elde edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hepsinin ısısı da burada yazıyor. Nikroma geçebilmek için maalesef kental'e geçmeniz lazım. Vacuum freezer. Gördüğünüz gibi nikrom dust ya da 4 nikel 1 kromu beraber atıyorsunuz. Tabii 4 nikel 1 kromu beraber atarsanız 512'lik bir enerji hatch koymanız lazım. Yani high voltage enerji hatch. Diğer türlü 128'lik hatch koyuyorsunuz. Evet. Bu şekilde yapılıyor. Ancak gördüğünüz gibi buna ihtiyaç duyuyor. Bununla yapamıyorsunuz. Kısacası bunu atlayamıyorsunuz. Bu ikisini geçtik diyelim. Blast furnace'ımızın alacağı son şekil bu oluyor. Evet, blast furnace'ımız tam olarak bu hale geliyor. Ve sırada şu vacuum freezer'ımızı koyalım. Multismelter. Evet, multismelter'a bakalım. Bir input, bir output, bir enerji, bir maintenance, bir muffler istiyor. Orta alta, gördüğünüz gibi blast furnace'a benziyor. Input bus, output bus, enerji hatch,
Maintain Hatch. Heat Proof Machine Casing. Ardından coil'ler lazım. Direkt Nikrom'u koyacağım. Ve sonrasında burası ve şu arkadaş, Muffler Hatch. Üste de ayarlayalım bunu. Evet. Karşınızda bir adet multismelter. Yanlış uyuyalım. Evet. Multismelter nedir diye soracak olursanız şurayı tamir ettikten sonra gösterelim hemen. Kendimize Iron Dust verelim. Ve bunları atalım içeri. Soft Hammer'ımızla tıklamamız lazım tabii ilk kez çalıştığı için. Ve gördüğünüz gibi bayağı bir tanesini bir anda aldı. Ve işiyor şu an. Evet, 18'ini aynı anda işledi. Peki, burada bu sayıyı ne belirliyor? Tam olarak şu belirliyor, sayıyı coil'leriniz belirliyor. Maksimum 18 yani. Hızı ise enerji girişi belirliyor. Eğer bunu high voltage yaparsam çok daha hızlı bir biçimde işleyecek. Hatta high voltage battery buffer 4 slot. Şunları olduğu yere geri atalım. Input'umuzu kırdık. Evet. High voltage battery buffer. Şunları da atalım. High voltage energy hatch. Maintain search. Şunları geri atalım. Input'umuzu koyalım. Enerji hatch. Battery buffer. Ardından battery. Ve 4 tane large lithium battery atalım. Sonrasında da gene cobblestone atalım bu sefer. Evet. Çok da tabii soft hammer'la kazara iki kere tıklayınca gördüğünüz gibi başlatıyor ve biraz bekliyoruz. Valla! Çok daha hızlı bir biçimde 18 tanesini birden pişiriyor. Evet, bu da multismelter. Şimdi şu parçaları da atalım. Şunlara da gerek yok. Soft hammer'ımla iyiyiz. Ardından implosion compressor. Implosion compressor gene önemli bir alet. Şimdi input output energy maintenance muffler. Tamamdır. Evet. Maintains, muffler, input output, enerji. Implosion kompresör resiplerine bakarsak eğer Industrial Diamond en basitinden. Gördüğünüz gibi hepsi 30 EU istiyor. Ve genel olarak hızlılar. Yani kısacası süper 1 saniyede 20 tane işlemek istemiyorsanız daha yüksek bir EU yani enerji hatch koymanıza gerek yok. O yüzden low voltage enerji hatch'imizi yerleştiriyoruz. İlk olarak output, input, maintains, enerji. Ardından bunları yerleştirelim. Makinemizi yerleştirelim.
Ve en son muffler hitch'imizi de tepeye yerleştirelim. Unutmayın, tepeye böyle bu şekilde bakacak şekilde. Ve makinemizi tamir ettikten sonra soft hammer hızımızla tıklayalım. Ve yapmamız gereken şey diamond dust 4 tane ve industrial TNT. Gördüğünüz gibi 32 tanesini aldı ve 1 saniyede output basımı atmış olması lazımdı. Nereye attı? Evet. Burada bir sıkıntı var. Şimdi hemen geliyorum. Evet. Problem bende. Tamamdır. Buna gerek yok. Evet. Böyle bir köfte dörpünün ardından output pasımızı atalım. Implosion Compressor, sen de şuraya geç. Geriye vacuum freezer'ımızı yaptık. Multismelter'ımızı da yaptık ve sadece boiler'lar kaldı. Bu arada boiler olarak sadece bunu inşa edeceğim. Diğer hepsinin inşası aynı fakat aralarındaki farkı size özetleyeceğim. İlk olarak yapmamız gereken şeyler, ya bize gereken şeyler bakalım. Input maintains a muffler ve output. Input hatch kullanıyoruz bunda çünkü sıvı olacak. Output hatch. Input bus kullanacağız. Pardon. Input hatch kullanmayacağız. Input bus kullanacağız sadece. Gerçi input hatch de kullanabiliyoruz. Onu anlatacağım birazdan. Muffler maintains. Evet, tam olarak bu. Evet, şimdi blast furnace, blast furnace'ımızı demişim. Boiler'ımızı koyalım. Ardından maintains'ı koyduk. Input bus'ı bu tarafa koyacağım. Input hatch'i de bu tarafa koyacağım. İstediğiniz bir yere koyabiliyorsunuz bu arada. Ve muffler'ı da arkaya koyacağım. Sonrasında da burayı kalanını fireboxlarla kapayacağız. Sonrasında yapmamız gereken şey 3 tane şundan koymak ve koyabildiğimiz kadar output hatch koymak. Şöyle bir şey koyacağım ben şimdilik. Hatta output hatch'lerin seviyesini yükselteceğim. Şu yapacağım. Bakalım. Evet. Tamamdır. Sonrasında da bronze plated brick'ler. Bu arada istediğiniz bir düzende yapabilirsiniz. Bu benim yaptığım düzen. Çalıştığı sürece hangi düzende olduğu fark etmez. Ve üstünü kapıyoruz. Evet, multiblock da şeklini aldı ve bunu koyalım. Evet, input hatch, input bus ve fireboxlar. Muffler hatch'in önünü asla kapatmayın. Şimdi çalışma şekli şu. Ha, bu arada input hatch konusunda bir hata yaptım, pardon. 2 tane input hatch koymamız lazım. Daha doğrusu 1 tane zaten zorunlu da 2 tane de oluyor. Tank. Bizim creative bir tank'e ihtiyacımız var ancak yok galiba elimde. Evet, creative bir tank'im yok. Creative supplier.
Steel Factory Manager. Bunu kullanacağım. Ve Cable. Trigger. Liquid Input. Tank. Creative Supplier. Targets. Up diyelim. Evet. Water'ımızı koyalım. Su konulması gereken önemli bir şey. Ve output'umuzu da input edge up tamamdır. Evet. Eğer buradan gidip bakarsak gördüğünüz gibi su doluyor buraya. Yanlış şey. Firebox tamamdır. Buraya input basa katı, input hatch'e ise sıvı yakıtlarımızı koyuyoruz. Cold coke seçtim şimdilik. Ve pipe alalım. Herhangi bir pipe olur. Gregtech pipe'ı tercihtir. Stainless steel pipe kullanalım. Evet, şu şekilde koyalım. Ve bunun ne ürettiğini hep beraber görelim. Buraya da tank malzemeleri. Steel tank wall. Gauge kesinlikle buraya. Şöyle ufak bir tank oluşturalım. Evet, tankımızı da bu şekilde oluşturmak üzereyiz. Evet, tankımız oluştu. Ve an itibariyle bunu çalıştırmaya başlıyoruz ve soft hammer'ımızla tıklayalım. Gördüğünüz gibi yakıtları tüketmeye başladı. Unutmayın, bu çok hızlı yakıt tüketiyor. O yüzden sağlam bir yakıt üretiminiz olmadığı takdirde asla buna bulaşmayın. Evet. Ve portable scanner. Gregtech'in debug aracı. Evet. %57.6 verimlilikte çalışıyor. Ve Steam üretmeye başladı. Evet. Bu kadar. Peki, diğer versiyonlarla arasındaki fark ne oluyor tam olarak? Bu arada şunu kazara şunu değiştirdim. Fark çok basit. Seviye atladıkça verimlilik kat ve kat daha artıyor. Bu en yüksek verimlilikte çalışıyor. Yani Steam'le enerji sağlayacaksanız şunla başlamanızı tavsiye ederim. Şunlara mümkün olunca en kısa sürede geçin ama. Evet. Gregtech multiblokları da tam olarak bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötüs köftenin günler. İyi eğlenceler.